Kayseri'nin Alışveriş ve Yaşam Merkezi Kayseri Park, -1. katta Kansere Karşı Birlikte Derneği'nin resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Kısa adı Kanka olan Kansere Karşı Birlikte Derneği çocuk hastaların yaptığı resimleri, kitap araçlarını, kupaları ve diğer ürünleri hem sergiye çıkardı hem de satışını yaparak elde edilecek geliri hastanede tedavi gören çocukların ihtiyaçları için kullanacak. Kanka Derneği üyesi ve aynı zamanda hastanede görev yapan uzman psikolog Begüm Arslan, derneğe gerek maddi gerekse manevi anlamda vatandaşların yardımcı olabileceklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. Sosyal medya hesaplarımız var. Buradaki etkinliklerimizi buradan takip edebilirsiniz. Bizi takip ederek üye sayımızı yükseltebilirsiniz. Bunun dışında yaptığımız projeler var. Bunları görebilirsiniz, katılabilirsiniz ve bize yardım edebilirsiniz. Her türlü maddi, manevi, zaman olarak da. Şimdi Kanka Derneği'ni hem resimlerle hem de derneği biraz daha anlatarak ilerleyelim isterim. Hı hı. Derneğimiz bölümdeki hocalarımızın kurmuş olduğu bir dernek. Devletimiz sağ olsun her şeye yetiyor ama yetemediği yerlerde işte çocukların bazen çok uzak yerlerden geliyorlar. Evet. Ağrı'dan, Ardahan'dan, Cizre'den gelen şeylerimiz var, hastalarımız var. Babaları çocukları getiriyor. Çocukların 30 gün, 40 gün, bazen 6 ay kalması gerekiyor. Baba o kadar bekleyemez, gidiyor. Buralarda çocuklarımıza yol parası, yiyecek, bazen ilaçlar, barınma, tabii bazen otel misafirhanesi var ama misafirhane dolu olabiliyor. İşte hastanenin verdiği bez diyelim ki alerji yapabiliyor. Bazı karşılanmayan ilaçlar var. Bazen aileleri biz gönderiyoruz özel koşullarda. Bu çocukların otobüslere binmeleri yasak, evet. Toplu alanlara girmemeleri gerekiyor. Bu gibi şeylerde destek oluyoruz. Evet. Olmak için de kurulmuş bir dernek. Ve çok evet. Güzel amaca hizmet eden bir dernek. Evet. Biraz da resimlere bakınca zaten onların nasıl bir ruh halinde olduğunu anlamaya çalışıyoruz ama bu ne kadar anlamaya çalışsak da hiçbirimizin kolay kolay anlayabileceği bir şey değil. Mesela bu güzel Metin Kocam. Kocaman. Bu öğrencimiz fen lisesi öğrencisi. Sınava hazırlanacağı sene çıktı. Kendini çok iyi ifade etti burada. Evet. Bunları kanser hücreleri, kötü hücreler olarak çizmiş. İşte bu kötü hücrelere saldırma, önce çocuklarımız kortizon alıyorlar. Kortizonla ve kemoterapiyle saldırıyoruz diyor. Ondan sonra iyi hücrelerde tacını takıyor olarak resmetmiş. Kötü hücrelerle savaştıktan sonra kötü hücrelerin tamamen yok olduğunu herhalde ancak aynen. Bu kadar güzel anlatılabilir. Aynen. Çok güzeller. Burada kızımız Ravza. Ravza da ona şey demiştik işte ne yapmak istiyorsun? Nerede olmak istiyorsun? Kendini nerede hayal ediyorsun dediğinde babasıyla beraber kendini denizde hayal ediyor. Evet. Denize gitmek istiyorum dedi. Tekneyle gezmek istiyorum dedi. Ama burada bile babayı ayrı çizmiş. Hep diyoruz ya çocuklarınıza toplu alana girmeyin, evet. Sarılmayın, kendinizi bir süre korumanız gerekiyor. Orada bile kendisini farklı teknelerde yapıyoruz. Burada yine kemoterapi alıyor çocuğumuz. Şöyle anlattı, işte ben hastayım, kemoterapi alıyorum. Kemoterapi benim babamı elimden tutuyor. İyileşeceğim, sonra babamın elini tutacağım ve güneş açacak. Evet. Ve hemen yanında aslında bu resimden birçoğu satıldı ama satılmayanlar için yineleyelim isterseniz. TV Kayseri'den gören ya da Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne gelip burayı gezen değerli vatandaşlarımızla buraya bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz. Bir dolaşın bakın çocuklarımız neler yaşıyor. Farklı hikayeler var. Bu hikayeleri görmek, öğrenmek için buraya sizleri bekliyoruz. Kanka Derneği'nin küçük üyesi Emirhan da ben elimden geldiğince yardım ediyorum. Herkesin de yardımcı olmasını istiyorum dedi. Adım Emirhan Özmen, 4. sınıfa gidiyorum. Bir Kanka'nın en genç üyesisin ve ayın elemanı seçildin. Nasıl oldu, nasıl seçildin ayın elemanı? Ben böyle nasıl desem, ben kitap araçlarını alıyordum. İnsanlara gidip rica ediyordum almaları için. Onlar da beni kırmayıp alıyorlardı. Onlar da destek çıkmak istiyorlardı. Bu sayede neydi? Ben de sürekli buraya para getiriyordum. Bu paralar da oradaki çocukların tedavisinde kullanılıyordu. Bu sayede ben de ayın elemanı seçildim. Ve bu sana böyle bir mutluluk kaynağı oldu mu? Evet, ben bu kitap araçlarını satıyorum, derneğe yardım ediyorum diye. Mutlu oluyor musun? Evet. Peki buradan TV Kayseri televizyondan bizi izleyenlere, Kayseri Park'a gelmeleri ve buradaki ürünlerden almalarını tavsiye ediyor musun? Çok fazla. Çünkü hem sevap
Hem de oradaki çocuklar yani buradaki bütün tabloya emek veriyor. Ya, o çocuk orada bunu yapmak için kaç gün çabalıyor, çabalıyor, çabalıyor. Sonunda yapıyor ve bekliyor ki birisi gelip alacak. Evet. Ama insanlar almayınca da belki de mutsuz olabilir. İlla maddi olarak değil, manevi olarak da Instagram'dan, sosyal medyadan neydi, kankayı yayabilirler, takip edebilirler. Veya neydi, Erciyes Hastanesi'nin yanında bir bina var, renkli bir bina var. Oraya gelip kan bağışı yapabilirler.